İade sihirbazını anlatacağız. Hı. Perakende müşterimiz bizden aldığı kazağı iade etmek istiyor. Taksitlerden birisini de ödemiş. Perakende satış modülünde iade sihirbazınız var. İade sihirbazını bastığımız zaman perakende satışta aktif olan müşterimize ait işlemler karşımıza geliyor. Sadece bir işlem yapmışız. Mavi beyaz Mercedes'e kazak iki tane satılmış bu tarihte. Bunun iadesini yapacağız. İleri dedim. Ne yapmak istediğime dair işlem listesi karşıma geliyor. Bizim elimizde 5 tane opsiyon var. Ürün tutarında hediye çeki vermek istiyorum. Yerine ürün vermek istiyorum. Son taksitten geriye doğru düşmek istiyorum. Taksitlerden eşit olarak düşsün istiyorum. Sadece tahsil edilen tutar kadar hediye çeki vermek istiyorum. Biz bugün bu opsiyonu kullanacağız. Sadece tahsil edilen tutar kadar hediye çeki vermek istiyorum. Yani ilk taksidini ödemiş 32,40 lira. Onun kadarlık bir hediye çeki oluşturacak. İleri dedim. Yapacağı işlemlerin listesini benim karşıma döktü. Önce alış iade faturası kesilecek. Daha sonra ödenmemiş taksitlerin iadesi yapılacak. Cari çıkış bordrosu hediye çeki oluşturulacak. Cari giriş bordrosu yeniden taksitlendirme yapılacak. Satış hesap kapatma ardından oluşacak. Hemen arkasından da varsa alış hesap kapatma uygulanacak. Bunları normalde elimizde yapabiliyoruz. Bu sihirbaz bu işlemde hızlanmasını sağlıyor. Otomatik bir şekilde yapılıyor. Son diyorum. Önce alış iade faturası oluştu. İki tane olarak geldi. Ben bir tanesi için işlem yapmak istiyordum. Miktarını 1'e çektim. Kapattım. Hemen arkasından cari çıkış iade bordrosuyla tüm taksitleri iade yapıp tekrar taksitlendirmeye gidecek. Ödediğim miktarın içerisinde tabii ki peşinatım da vardı. O peşinatımı da içine katarak getirdi. 50,4 lira. Biraz önce peşinatımızı söylemeyi unuttum. Sonra geriye kalan kazamız için ki 97 TL'ydi onun tutarı da taksitlerimizi hesapladı. En son olarak da bu taksitler için cari giriş bordrosunu oluşturdu. İşlemimiz tamam. İademiz olmuş durumda. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.